Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saray sarması hazırlayacağız. Çikolatalı olarak hazırladım bu sefer. Çok hafif hem de lezzetli. Eğer çikolatayı seviyorsanız kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. Bir dilimini yedikten sonra ikinci dilimini yemek için sabırsızlanacaksınız. Hafif olduğu kadar aynı zamanda da yapımı da oldukça pratik. Evet, hemen bu güzel tatlımızın yapımına geçmek istiyorum. Muhallebisini yapmaya başlamadan önce ilk olarak tepsimize Hindistan cevizini döküp elimizle güzelce yayacağız. Yaydıktan sonra da hafifçe biraz bastıralım ki tepsiye yapışsın. Hindistan cevizini düzledikten sonra hemen tepsimizi kenara alıyoruz. Ardından da muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, muhallebimiz için tenceremize 1 litre süt alıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri dökelim. Eğer şekerle aranız çok iyi değilse 1 su bardağı kafi gelecektir. Yarım su bardağı nişasta. Mısır nişastası kullandım, hemen onu da belirteyim. 1 kahve fincanı hemen unu da ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kakaoyu da ekledikten sonra topak olmaması için ocağın altını açmayalım. Öncelikle çırpma teliyle güzelce karıştıralım. Ocağın altını açtıktan sonra çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyoruz. Muhallebimiz koyulaşana kadar, yani görmüş olduğunuz kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, göz göz oldu. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Muhallebimiz sıcakken üzerine 50 gram tereyağını ekleyip tekrar çırpma teliyle karıştıralım. Son olarak üzerine 1 paket vanilyayı ekliyoruz ve tekrar karıştıralım. Artık muhallebimiz hazır. Tatlımızı sevgili arkadaşım Aycan ile hazırlamıştık. Buradan da kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Evet, Hindistan cevizinin üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi yavaşça dökelim. Eğer hızlı dökmeye kalkarsanız bilin ki Hindistan ceviziyle birbirine girecek, görüntüde hiçbir şekilde hoş olmayacak. Evet, muhallebiyi döktükten sonra spatula ile güzelce yayalım. Her tarafına eşit bir şekilde yayılmasına özen gösterelim. Tatlımızı soğuması için buzdolabına alıyoruz. 3 saat kadar dinlenmesi yeterli. Şimdi karıştırma kabımıza 1 paket şanti ve yarım su bardağından 1 parmak fazla sütü alıyoruz. Ardından da mikserin yüksek devrinde çırpalım. Ne kadar çırpacağız? Koyu krema kıvamı haline gelene kadar. Görmüş olduğunuz kıvamı yakaladığınızda çırpma işlemini sonlandırabilirsiniz. Evet, tatlımız 3 saat buzdolabında dinlendi. Şimdi yapmış olduğumuz şantiyi üzerine güzelce yayalım. Düzledikten sonra üzerine streç filmle kaplayıp buzdolabında bekletelim, dinlensin. Mümkünse bir gece bekletin ama eğer vaktiniz yoksa 5-6 saat kadar buzdolabında dinlenmesi yeterli olacaktır. Bir gece dinlendirmiş olduğum tatlımı artık dilimlere ayırabiliriz. Evet, istemiş olduğunuz büyüklüklerde dilimleyebilirsiniz. Benimki istediğim şekliyle toplamda 12 tane saray sarması elde ettim. Ama siz daha büyük veya daha küçük dilimleri ayırabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Tatlınızı güzelce dilimlere ayırabilmek için her kesişten sonra bıçağınızı havlu kağıda silmenizi tavsiye ederim. Sararken sizi hiçbir şekilde zorlamıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kırılma da olmadı. Bir ucundan başlayarak sıkı bir şekilde sarabilirsiniz. Servis sırasında tatlınızı damla çikolata veya meyvelerle dekore edebilirsiniz. Evet, deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin.
Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.